Partenerle devam ediyoruz. Haftanın son işlem günündeyiz ve Mehmet Ali Yıldırım Türk hocamız, Cuma'nın habercisi. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum Fatih'in Murat'cığım. Fatih'in habercisi aslında. Evet. Doğru. İyi yayınlar diliyorum. Gerçi ben yarın da çalışıyorum ama yine evet. De cumartesileri güzel efendim. Ben de çalışıyorum. Yani bugün bitmiyor benim de. Yarın da çalışıyorum. Siz bir de rapor falan da yazıyorsunuz evet, hocam. Evet, her gün bülten çıkarıyoruz. Evet. Ahmet Mergen uyku tutmayınca gece Twitter'a rapor koyuyor. İşte hisse evet. Analizleri koyuyor. Evet. Siz de aynı şekilde video çekiyorsunuz. Evet, video, hocam. Videolar var. Evet, bugün video günü bizim. Bugün mü çekip yayın? Bugün veya yarın olabiliyor. Hı-hı. İşin yoğunluğuna göre veya piyasanın belirli olup olmamasına göre. Bazen belirsiz. Sizlik oluyor. Oluyor evet. Hani akşam Amerika kapanırken bir şeyler açıklanacak oluyor. O cumartesiye yansımış oluyor evet. Veya hafta başına. Onun için o zaman da cumartesi çekim yapıyoruz. Hocam peki YouTube kanalınızı biz geçen paylaşmıştık. Çok güzel evet. İşte kapalı çarşıdan görüntüler vermiştik. Evet. Mehmet Ali Yıldırım Türk'tü değil mi? YouTube hesabımız Gold Para. Gold Para TV. Özür dilerim, Gold Para TV evet, efendim. Gold Para TV diye sağ olsunlar. Yoğun izleyicilerimiz var. Hepsine çok teşekkür artıyor ediyorum. Artıyor hocam izlenmeler. Ben evet. Bakıyorum. Evet teşekkür ederim. Vallahi Mehmet Ali hocam bize rakip mi geliyor? Bizim kanaldan daha çok izleneceksiniz. Estağfurullah. Aslında gerçekten sosyal medya televizyon çok iyi bir alternatif evet. Oldu. Çünkü içerikleri istedikleri zaman hani izleyici bulabiliyor. İstanbul'da da hava yağmurluydu. Ben vallahi ilk defa uzunca bir aradan sonra alarmı kurmadan hocam sadece şimşek seslerine uyanmış oldum. İyi ne geldiniz siz değil evet. Mi? Vallahi iyi geldik de işte her yer su. Her yer. Sırılsın. Hocamızı reklam arasında kurulup yayına aldık. Şimdi hocam borsayı konuşuyorduk. Borsa açıldı. Yarım puanlık bir artışla başladı. Evet. Siz dediniz ki Murat bana TL cinsinden açma. Dolar cinsinden aç. Esas benim borsamın değerini ben oradan görürüm diye. Evet. Buyurun hocam dolar bazında borsa. Yani şimdi yabancı ağırlıklı bir borsada isek o zaman onu dolar bazında bakmak daha doğru diye düşünüyorum ben. Mesela 1,5 puan, 1,5 sent seviyesi önemli bir destek seviyesiydi. Orası kırıldı. Şimdi nihai gelebileceği yer benim düşüncem 1.20 diye düşünüyorum. Hmm. Ha bu o zaman dolar 6 lira olur 1.20 ile çarpılır. İşte o 73 bin 75 bin mi ne olur yani. Ama hani iyi bir dış piyasa haberleri veya toparlanma bize yansıması olursa veya bizim işte bu gerek jeopolitik gerekse siyasi olumsuzluklarımızın olumluya dönmesi halinde oraları görmeden de tekrar toparlanma olabilir. Burada biraz da yabancının tavrına bağlı. Dün açıklandı biliyorsunuz işte yabancıların bir hafta içinde tabii. Ne kadar hisse senedinden ne kadar da 134.5 milyon dolar hocam hisse senedi saatleri ama bu defa evet. Dip tarafında bir alış dikkat çekiyor. Evet. Ya kabaca 70 milyonluk bir evet. Alış var ama yine de hisse senedi tarafından bir çıkış vatandaşın da döviz tevdiat hesapları vatandaş demeyelim aslında. Evet, evet. Yurt içi yerleşiktir evet, sanırım değil hocam. DTH'larında bir artış var. 1 milyar dolarlık evet. Bir artış var. Orada da yeni bir işte düzenlemeler yapıldı. Hı. BDDK, Bankaları Denetleme ve Düzenleme Kurulu. 100 bin dolar almak isterseniz bankadan doğru. O zaman onu bir gün valörlü yani ertesi günü ancak alabilirsiniz şeklinde böyle bu dövize giden yolda kasisler koymaya başladılar. Bunu kasis olarak mı okuyorsunuz hocam? Evet ben kasis olarak hı. Okuyorum yani bir caydırıcılık unsuru olarak okuyorum. Ama burada bu caydırıcılık unsuru bu kasisler yerine piyasada bir an evvel gerek siyasi gerekse ekonomik güven sağlanması halinde bunların hiçbirine gerek olmadan o dolarlar bu masanın üstüne çok kolay bir şekilde gelebilir. Ama işte bu süreçte onu nasıl temin edeceğiz? Çünkü bir İstanbul seçimi gündemimize oturmuş durumda yerel seçim olarak. Dolayısıyla bunu açtığımızda bir de Amerika ile olan ilişkilerimizde özellikle işte S-400 füzesinin alınmasıyla ilgili gelişmeler ve bu konudaki karşılıklı söylemler bir miktar gerginlik oluşturuyor. Bunlar tabii piyasada bir miktar endişe oluşturuyor. Bu da evet. Borsada yansımasını ve dövizde küçük çaplı yansımalarını buluyor. Ama şimdi burada yapılabilecek şey zaten Merkez Bankası mümkün olduğu kadar likiditeyi daraltmaya devam ediyor. Bu konuda her hafta bir düzenleme yapıyor piyasayı regüle etmek için. İşte bu haftada yine o repo ihalelerini ara vermiş, tekrar başlattı. Faizi 26,5'dan 25'e düşürdü filan bu tür düzenlemeler yapıyor. Ama piyasa önünü göremediği için şu anda hiçbir şekilde hareket etmek istemiyor.
beklemeye geçiyor. Bunda piyasada işte böyle bir belirsizlik oluşuyor. Herhalde piyasanın en istemediği, en sevmediği şey belirsizlik. Çünkü evet, belirsizlik tabii. Bir tek fiyat bulamıyor değil mi hocam? Aynen. Hani belirsizliğin türü de çok önemli. Şimdi S-400 ile ilgili kararlarda zaten dün Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu 750 milyar dolarlık savunma politikası tasarısını açıkladı hocam. Ve Savunma Bakanlığı mevcut bütçesinin 34 milyar dolar üzerinde miktar içeren tasarıda Türkiye'nin S-400 alması halinde F-35 programından çıkarılmasını öngören bir madde de yer alıyor. Hani bu Senato'nun Silahlı Kuvvetler Komisyonu büyük bir paketi onaylatıyor ama içerisinde Türkiye'de var. Bununla ilgili de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Yavuz Selim de Amerika temaslarında da bulunduğunu biliyoruz. Hani buradan gelecek olan tüm açıklamaları da yine izleyicilerimize aktaracağız ama dün biz ekonomide aslında yeni bir yol haritası mı diyelim hocam? Tekrardan bir ivmelenme paketi açıklanmış oldu. Burada hani siz sıkı para politikası dediniz Merkez Bankası'nın ama bir taraftan da kredi genişlemesine dayalı bir ivmelenme paketi gördük. Burada orta ve yüksek teknoloji ürünlerde hedefleniyor hocam. Önce paketin yorumlarını alalım sizden. Tabii ona geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Sabah sabah böyle hemen karamsar bir tablo çizmiş olmayalım. Siz karamsar değilsiniz hocam. İstanbul havası kapalı şu anda. Evet, Türkiye'nin bu belirsizlikten çok kısa zamanda çıkabileceğini de altını çizmek isterim. Çünkü çok iyi bir potansiyel var girişimci açısından veya ekonomik gelişmeler açısından ki işte biraz önce söylediğiniz bu gelişmelerden birisi de o. Dolayısıyla çok çabuk toparlanabiliriz. Biraz daha sabırlı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çok karamsar değiliz bu konuda. Biliyorsunuz daha önce de değişik sektörlere, değişik konularda teşvikler verilmişti. Bu teşviklerin tabii Türkiye iç piyasaya dönük bir büyüme modelinden daha ziyade ihracata dönük bir büyüme modeline şu anda geçmiş durumda. O bakımdan ihracatı geliştirecek sektörlere bu konuda yeni destekler verildi dün itibariyle. Ve 3 kamu bankasından 1 yıl ödemesiz verildi. 30 milyar dolar 30 milyar TL mi? 30 milyar, şöyle söyleyeyim hocam, 30 milyar liralık bir finansman sağlanacak. Evet. Ham madde ve ara madde üretimde 2 yıla kadar ana para geri ödemesi, evet. Azami 10 yıl olmak üzere 150 milyon TL'ye kadar da yatırım kredisi sağlanacak. Evet, yani ihracatçı işte ham madde temininde kaynak bulamıyorsa bunu kolaylaştırmak için önlemler alıyor ekonomi yönetimi. Bunu da hemen bugünden yarına veya hemen kısa sürede yansımalarını görmek mümkün değil tabii ki. Bir süreçtir ama en azından bu şekilde üretim yapanlar ve ihracat yapanlara bir ivme kazandıracağı görünüyor. Evet, şimdi burada hocam önemli olan noktalardan bir tanesi işte stratejik bazı hedefler belirtilmiş. Burada özellikle dışa bağımlı, ithalata bağımlı, dış açık veren sektörlerimizi söyleyerek olacağı belirtilmiş. Pakette ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren sektörlerin hedefleneceğini söylemiş efendim Sayın Bakan Albayrak ve öncelikli olarak orta yüksekte yüksek teknolojik ürünler sektörlerinde olacak. Şimdi sanayideki hocam rakamları sizle birlikte zaman zaman denk geldiğimiz zaman yorumluyoruz zaten. Buradaki genel tabloda hani Türkiye'nin en büyük yumuşak karnı diyelim, yüksek teknolojik ürünler üretemiyoruz. Bu böyle kredi vermekle direkt olarak buranın artabileceğini düşünüyor musunuz? Yani bunun bir de takibi sanki olması gerekir gibi geliyor bana bu kredilerin. Evet, bu son sözünüz çok önemli. Yani bundan önceki verilen kredilerde de zaman zaman takipsizlikten dolayı bu kredilerin işe yaramadığını veya hedeflerini saptığını gördük. Dolayısıyla bunun daha sıkı takip edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Türkiye'nin özellikle Ar-Ge'ye ayırdığı rakamlar işletmeler olarak çok az. O bakımdan biz katma değeri yüksek ürün üretmede biraz daha sıkıntı yaşıyoruz. Ama bir an evvel işte bu kredilerle bunun önünün de açılabileceği ve dolayısıyla yüksek teknolojiye doğru yönelmenin tabii doğru olduğunu söylüyorum. Eğer reklama girmeyecekse Aselsan mesela bu konuda çok büyük işler yapıyor. Devletimizin, daha doğrusu milletimizin büyük markası olduğu için reklama girmiyordur diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla bu tür teknolojilere daha ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunun için yapılmış bir, yani ithalatı daha azaltıp bunu içeride üreterek ihracata kazandırmak
ve bu konuda işte gelir elde etmek, dünya pastasından daha fazla gelir elde etmek veyahut da pay alabilmek için bir girişimdir bu tabii ki. Evet, şimdi aslında yeni ekonomi, paket ekonomiye ivme katar mı sorusunda aslında yanıtını vermiş oldunuz hocam. Evet, evet, bir ivme katar. Ama hemen değil. Hemen değil. Burada beklememiz gerekiyor. Evet, burada gerekiyor. Biraz daha beklememiz gerekiyor. Ben bir de şöyle bir nokta görüyorum hocam. Evet, imelenme paketleri önemli. İşte KGF'yi gördük. KGF de işe yaradı aslında. Evet. Bakıldığı zaman o dönem değil evet, mi hocam? Evet, bir yaradı. Dengelenme ve tekrar bir toparlanma sürecini tabii yaşattık. O zamanki ihracat artışları zaten ondan kaynaklandı yani. Şu anda da yine İhracatçılar Meclisi'nin bir hedefi var. 200 milyon dolar bu sene için bir ihracat rakamına ulaşacağız şeklinde bir şeyleri var, hedefleri var. Yani bu girişimcilik ve bu ne bileyim hareketlilik o bakımdan ben bugünkü bu karamsar ortamdan çok çabuk çıkabileceği düşüncesini biraz da bunlara bağlıyorum. Evet, şimdi burada iki tane, iki bacaklı hocam sizinle ilgili konuşmak istiyorum. KGF gibi şeyler evet ekonomimize direkt etki etti. Bir diğer taraftan da Sayın Bakan Albayrak dedi ki birinci çeyrekten itibaren teknik resesyon sürecine geride kalacak diye bir açıklaması var. Daha önce işte hani resesyon ihtimalle çok konuşulmuştu Türkiye'nin ama hani teknik resesyon diye bir tanım gelmiş oldu. Nedir bu teknik resesyon ve hani Türkiye birinci çeyrekten itibaren bu teknik resesyon kısmını sizce geride bırakabilir mi? Evet, şimdi birinci çeyreğe baktığınız zaman daha ziyade yerel seçimlerin ön planda olduğu, daha doğrusu siyasetin ekonominin önünde yürümeye başladığı bir dönemde olduğundan ekonomi biraz daha bu noktada geride kalmıştı. Teknik resesyon da işte rakamsal olarak açıklanan rakamların tamamıyla o dönemde tabii ki ekonomi biraz daha geride kaldığı için, belirsizlik ortamı oluştuğu için bunlardan kaynaklanan bir olumsuzluk rakamları oluşmuştu. Şimdi işte 23 Haziran'da yine İstanbul yerel seçimi, belediye seçimi yapıldıktan sonra artık önümüzde çok fazla bir siyasi belirsizlik kalmayacak diye düşünüyorum. Yeniden yapılandırmalar konusunda zaman zaman işte geçtiğimiz günlerde eğitimle ilgili yeni bir yapılandırma süreci geldi. Diğer sektörlerle de ilgili bunlar da yavaş yavaş gelmeye başladığında tamamıyla şunu söylemek istiyorum. Bunların düzelebilmesi için piyasadaki aranan veya özlenen güvenin bir an evvel tesis edilmesi gerekiyor. O zaman bu teknik düzenleme veyahut da sizin belirttiğiniz gibi o teknik resesyonun da geride kalacağını ben de buradan inanıyorum. Evet hocam, şimdi IMF'den bir açıklama vardı. Türkiye ekonomik istikrarı sağlaması gerekir, sağlamasına yönelik adımlar atmalıdır diye bir açıklama vardı. Uluslararası Para Fonu IMF'nin baş sözcüsü Gary Rice yaptı hocam bu açıklamayı ve Türkiye'nin ekonomik istikrarı için adımlar atması gerektiğini söylemiş oldu. Diyor ki ekonomik istikrarı sağlamak için kapsamlı ve açıkça olan yani direkt iletişim politikası paketi öneriyor efendim IMF Türkiye'ye ve Türk yetkililerinden IMF'den finansal destek için bir talep konusunda hazırlık işaretini görmediklerini de dipnot olarak beslemişler hocam. Şimdi özellikle açıklık, net ve şeffaflık yabancının duymak istediği tek konu sanırım şu anda Türkiye'den bu. Evet, özellikle mali disiplin konusunda bunların gerekli olduğu diğer iktisatçılarımız tarafından da belirtiliyor. Yani biz buna bir mali disiplin getirmemiz gerekiyor. Yoksa biz bu borcu ödemekte biraz daha sıkıntılar olabilir. Hükümetin de IMF'den herhangi bir yardım alma gibi bir eğilimi olmadığı da zaman zaman açıklanıyor. Çünkü para aldığınızda emir almış oluyorsunuz. Bunu da böyle açıklıyorlar haklı olarak. Dolayısıyla buna gerek kalmadan bir an evvel kendi mali disiplinimizi oluşturmamız gerekiyor. Ve o zaman da işte mevcut gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün dış borçlarının bir sistem içinde yavaş yavaş azaltılmasına yönelik hareketlerin başlaması gerekiyor. Bunu da yani burada IMF'nin uyarısını da bir miktar kulak vermek gerekir diye düşünüyorum ben. Evet. Buradan... Çünkü 2002 ile 2007 arasında Türkiye ekonomisi biliyorsunuz çok iyi bir performansla o dönemi geçirdi. Nasıldı? 19. standby'ın
kabul edilmesiyle ve bunun harfiyen uygulanmasıyla IMF'nin bize dayatacağı bu disiplin programını biz kendi kendimize yapıp kendimiz uygulamamız çok daha iyi olur tabii ki. Evet, şimdi hocam bir de buradan ahlakçı yatırıma gidelim. Turgut Bey'le bir konuşalım. Özellikle küresel borsalarda efendim ekranda vermiş olalım. Genel görüntü şu anda pozitif. 0.47 Dow Jones'ta, S&P'de ve Nasdaq tarafında teknoloji hisselerinde ciddi bir, daha doğrusu borsalarda yarım puanlık bir yükseliş görüyoruz. Asya piyasalarında da keza aynı performans var ama sabah saatlerinde Avustralya'nın ve Güney Kore'nin de negatif ayrıştığını da hatırlatalım. Peki Borsa İstanbul'daki yükseliş şu anda 85 bin seviyelerin üzerine çıktı. Nereye gider diyelim ve Yücel Tonguç Erbaş'a gidelim. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı'yla birlikte konuşalım. Tonguç Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi genel... Evet, Mehmet Ali Yıldırımtürk hocamız da burada selamları iletiyor. Belki duymamış olabilirsiniz. Ben bir kez daha iletmiş olayım efendim. Selamı kalmasın Mehmet hocamızın. Şimdi 85.265 puan seviyesinde Tonguç Bey, Borsa İstanbul. Yeni güne işte fena başlamadı. Bir puana yakın bir yükseliş var. Borsanın bugünkü hareketi neye bağlıyorsunuz? Birinci sorum. Bir de dünkü ekonomideki ivme paketiyle ilgili sizler neler düşünürsünüz ahlakçı yatırım olarak? Şimdi borsada zaman zaman konuştuğumuz o 84.500 seviyelerin bir kere üstünde dün kapamamız, hatta yurt dışındaki birçok piyasadan da olumlu ayrışmamız, biraz sektörel bazlı dün açıklanan program içerisinde bir destek ve teşvikle ilgili hisse senetlerinde belki biraz daha olumlu karşılanmış olabilir sektörel bazlı. Birincisi bu olarak ifade edebilirim. İkincisi de biliyorsunuz yani çok neredeyse uzun bir süredir düşük işlem hacmiyle aşağı yönlü bizim de zaman zaman aslında eleştirdiğimiz çok da şirket değerlerinin kendinin yani kar marjlarına baktığımızda ifade edilmediği bir borsa fiyatlamasının hem TL bazlı hem dolar bazlı gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla buna bir tepki olarak ikinci başlığı ifade edebiliriz. Bir üçüncüsü de o dünkü teknik seviyenin üzerindeki kalışımız ve bugün de yurt dışı piyasalarda nispeten düne nazaran biraz daha olumlu bir havanın olması Borsa İstanbul tarafında yine de sınırlı olmakla birlikte 85 bin üzerinde bir hareket gerçekleşmesine neden oluyor. Şimdi genel kanı aslında bizim açımızdan 84.500'ün üzerinde kaldığımız her zaman süresince bu 85 binde 90 bin diyelim ilk kısa vadede dip arayışının, dip oluşumu arayışının devam edeceği yönde. Bugün çok dalgalı bir piyasa beklemiyorum açıkçası. Çünkü yurt dışında da veya yurt içinde de çok enteresan bir gelişime gün içi haber akışı olmazsa bir beklenti yok. Ama 85 bin üzerinde bizi ilk getirebilecek yer sanki 86 bin seviyesi gibi gözüküyor. 84.500'ün altında da 83.500 seviyesi var ama bugün o seviyenin test edileceğini düşünmüyorum. Gün içinde hafta sonu itibariyle yani haftanın son işlem gününde daha yukarı istekli 86.000'lere doğru zaman zaman yavaş hareketler görsek de hisse bazlı hareketlerin genelde etkili olduğu bir borsayla haftayı tamamlama ihtimalimiz yüksek gibi gözüküyor. Evet, çok teşekkür ederiz Tonguç Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için. Özellikle IME paketinin yansımalarını ve belirttiğiniz seviyeleri izlemeye devam ediyor olacağız diyelim. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş'la konuştuk efendim. Bir stüdyo konuğumuz Mehmet Ali Yıldırımtürk hocamızla devam edelim. Şimdi hocam, sizi bulmuşken hep ben ne yapıyorum, en büyük hatam size karşı ne biliyorsunuz? Hep böyle altını en sona bırakıyorum. Programın ve akışına göre tabii olabiliyor yani onun bir sizin kusurunuz yok çünkü. İşte şey çok yoğun, gündem çok yoğun. Onun için altın biraz daha geride kalabilir, önemli değil. Estağfurullah hocam. Şimdi korku endeksi ya da işte dünyaya baktığımız zaman bir güvenli liman arayışı var. Evet, bugün gündemde aslında altın çok önemli bir yer alıyor. Her zaman zaten Türk yatırımcısını gözlese ama global ölçekte de sanki böyle altın fiyatlarında tekrardan bir toparlanma, böyle bir risk iştahını pozitif yönde fiyatlama gibi bir senaryo var. Ne dersiniz hocam? Öyle bir eğilimi var ama onun çok güçlü olduğu kanaatinde değilim. Çünkü gerçekten bu ticaret savaşları olsun, İran'a uygulanan ambargo olsun ve
işte bölgemizdeki jeopolitik gelişmeler olsun, altını hep üstte tutacak, altına daha çok ilgi duyulacak konular olmasına rağmen maalesef altına beklenildiği kadar bir ilginin uluslararası piyasalarda olmadığını görüyorum. Bunun da gerekçesi özellikle Amerikan Merkez Bankası Ocak 2019'da biz bu sene faiz artırımı yapmayacağız dedikten sonra piyasaların rahatlamasıyla beraber riskli varlıklara daha kısa sürede alsatlar, trade'ler yapmak suretiyle bu büyük fonların para kazanma eğilimlerinin daha ön plana çıkmış olmasından kaynaklanıyor. Çünkü bu likitte önümüzdeki aylar olmasa bile önümüzdeki seneler itibariyle piyasadan azalmaya, çekilmeye başlanacak. Daha bu paraları elimizden kaybetmeden biz ne kadar çok para kazanabiliriz? Bunun peşine düşmüş bir fon grubu var dünyada. Bunların daha çok piyasayı yönlendirdiğini görüyoruz. İşte yine petrol fiyatları bunda ön planda olabiliyor. Doğru. Borsalar, Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri bunların hepsi kullanılıyor. Ama bunların gerekçesi itibariyle de bazen olumsuz gibi görünen şeyler olumlu raporlanıp piyasayı o şekilde yönlendiriyorlar. İşte bir dönem Brexit konusu daha çok ön plandaydı. Bugünlerde yine ön plana çıkmaya başladı. Almanya'nın ekonomik göstergeleri daha çok kullanılıyordu. Doğru. Onlar da şimdi zaman zaman yine kullanılıyor. Ama Trump'ın tweetleri de burada daha çok kullanılıyor diye düşünüyorum. Geçtiğimiz pazar günü mesela bir tweet atıldı. Pazartesi günü piyasalar çok olumsuz başladı. Ama hafta içinde bu tweetin biraz daha yumuşatılmasıyla tekrar olumluya döndü. Bütün bu gelişmeler sırasında altında çok fazla bir hareket görmüyoruz. Evet. 1280 doların üzerinde hocam. 1275-1285 bandında bu hafta devam etti. Biraz da işte ay sonuna gelince yine fonların açık pozisyon kapatma işlemleri, bunların bir miktar fiyata yansımaları söz konusu olabiliyor ama yani bu kadar karmaşada, bu kadar dünyadaki hani artık neredeyse kılıçların çekildiği bir ortama kadar gelmiş olan ticaret savaşları görüşmelerinin de sırasında altının 1400-1500 dolarlar beklentisi hala gerçekleşebilmiş değil. Ve böyle giderse de bundan sonraki aylarda biraz daha aşağı yönlü bir seyir görebiliriz. 1275 kırılırsa 1265 ve 1250 kısa zamanda görebiliriz. Tabii iç piyasa itibariyle söyleyemiyorum. Biraz önce nasıl borsa endeksinde dolar bazında bakmak gerekir dediğim gibi içeride de dolar TL'nin seyri tabii ki gram fiyatını belirliyor. Nitekim bu hafta itibariyle dolarda küçük çaplı yukarı yönlü bir seyir oluştuğunda altının gram fiyatının 253-254 dolara TL'ye kadar yükseldiğini gözlemiştik ki geçen hafta 247-248 TL ile kapatmıştık. Dolayısıyla buradaki yani şu anda da 250-252 TL seviyelerinde hareket ediyor. Burada tamamıyla dolar TL'den kaynaklanan bir fiyat seyri var. Yoksa altının onsunda iç piyasaya yansıyan çok fazla bir şey yok. Hocam Wall Çarşı Brexit'e karşı mı? İzleyicimiz soruyor. Yok. Brexit'e karşı değil. Brexit ama, yanlısı mı kapalı çarşı ama acaba? Brexit çok yakından izleniyor. Evet. Çünkü sterlin trade edenler de var. O bakımdan onlar hakikaten Brexit'i sık sık soruyorlar. Bu sterlin ne olur hocam? Nereye gider? İşte şimdi 1.27'lerdi, 1.27.5'larda. Aynen. Şu anda 1.32'lere gitmişti. Oradan işte açık pozisyon oluşturulur falan diye. Onunla da ilgilenenler var tabii ki. Şimdi hocam o zaman pound ve euro varlıklarında birazcık konuşalım ama hani gram altında o tren kaçtı mı? 210'lar, 220 TL'ler, 200 liralar vatandaş için artık hayal mi bu seviyeler? Hayır, şimdi oradaki durum şu, biraz önce bahsettiğim gibi dolar TL belirleyici. Eğer sözümün başında da söylediğim gibi piyasada güven unsuru sağlanabilirse kısa sürede doların bu günkü seviyeleri 6 liranın biraz daha altına da gelebilir. Ama genelde geçmiş yıllara baktığımızda Temmuz ayı itibariyle işte büyük fon yöneticilerinin tatile çıkmasıyla beraber işlem hacimlerinin altın bazında daha düşük olduğu dönemde altının hep Temmuz ayı ortalarında
gerilediğini, hatta Temmuz başından Temmuz ortalarına kadar, hatta Temmuz sonuna kadar gerilediğini görüyoruz. Bu sene de bu gerçekleşirse o zaman işte 1200 dolar ons seviyeleri görülebilir ve bizde de seçim sonrasında piyasalar artık siyaseti geride bırakıp ekonomiyi ön plana aldığında dolar TL'de 6 lira ve hafif aşağısında bir seyir olursa o zaman da 220-210 TL görülmesi çok şaşırtıcı olmaz. Ama bu çok kalıcı olmayacak diye düşünüyorum ben. Tekrar Ağustos itibariyle, Ağustos, Eylül, Ekim itibariyle hem altının onsunda bir miktar yukarı yönlü seyir hem dolar TL'de altın üzerinde, yani 6 TL'nin üzerinde bir seyir söz konusu olabilir. O zaman da altının gidebileceği yer işte maksimum 255-260 TL, o da çok kötümser bir ortamda. Hı hı. Değilse 230-240 bandında hareket edebilir o dönemde. Ama ben Temmuz ayı itibariyle yine 220-225-215 gibi rakamlar görülürse çok şaşırtıcı yani olmaz diye düşünüyorum. İkinci yarısından sonra anladığım kadarıyla. Evet, yani biraz daha yukarı. Her zaman öyle oluyor zaten. İşe girerken altın fiyatlarında. Çünkü büyük fon yöneticileri artık tatilden dönüyor. Yeniden portföylerini dizayn ederken altına da bir miktar orada pay ayırıyorlar. Bu da altın fiyatını etkiliyor. Ama bu arada tabii Amerika'dan bir faiz artırımı söz konusu olursa yılın son çeyreği itibariyle, bu da altının ons fiyatını bir miktar daha baskılayabilir bir süre diye düşünüyorum. Evet, bir taraftan tabii ki şey de konuşuluyor. Süremiz de sonuna gelmiş olduk ama hani Çin'in elinde bulundurmuş olduğu işte o altın rezervleri, hani Amerika ile bu ticaret savaşında kullanmak zorunda olabilir. Çünkü Amerikan tahvilleri elinde, bunu çıkardığı zaman da onun yerine koyması için. Hani rezerv konusu sanki biraz önümüzdeki zamanlarda da hocam bir sembol haline gelebilir. Olabilir. Son dönemde zaten yani büyük fonlar, evet, riskli varlıklara yönelirken merkez bankalarının da bir miktar altın aldığını da rezerv çeşitlendirme konusunda altın aldıklarını görüyoruz ama o bile altının yukarı seyrinde çok fazla etkili olmuyor. Çünkü bu trade amaçlı değil. Alıp bir tarafta bırakmak amaçlı olduğu için. Ama dediğiniz gibi eğer Çin'den böyle tahvil almak için bir altın satışı söz konusu olabilirse o da baskılayabilir. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Son 10 dakikasını gördünüz. Hocamıza sevgimiz ve saygımızdan altın ayırmış teşekkür olduk. Ediyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk'te bu bölümün sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara gidiyoruz. Aradan sonra Profesör Doktor Emre Akin'le devam ediyoruz.